Değerli izleyenler, şimdi 9 günlük bayram tatili turizm sektöründe doping etkisi yarattı. Türkiye'nin pek çok noktasında otel doluluk oranları %100'e yaklaştı. Peki ya bayram tatilinde en çok rağbet gören rotalar neler, nerelere? Ortalama bir tatilin faturası ne kadar tutuyor? CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Doğukan Yıldırım'ın haberinde bakacağız. Güzel bir tatile çıkma planım var. İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. Denizi çok seviyorum, ormanı da seviyorum. İkisini de denk getirdiğim bir yer buldum. Plan yaptık. Ne yapacaksınız? Marmaris Hisarönü'nde küçük bir pansiyon da konuştuk. Orada geçireceğiz bir kısmını. Ben de aynı şekilde işte Alaçatı'ya gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonra memlekete gideceğim. Bayram ziyareti. Ailemle gezmeye gideriz herhalde ya da akraba ziyareti falan muhtemelen. Hangi bölgelere gideceksiniz? Yani işte akrabaların olduğu yere, annem Kırıkkale'li, oraya gideriz. Amcamlar Yalova'da var, Yalova falan. Dayıları ziyaret ederiz, Eskişehir. Akraba ziyareti. Aynen, Eskişehir. Muhtemelen. Planlar yapıldı, bayram tatiline geri sayım başladı. Deniz, kum, güneş, doğal alanlar ya da kültürel noktalar, rotalar ve tercihler farklı olsa da ortak nokta 9 günlük doyasıya bir bayram tatili. 9 günlük tatil turizm sektöründe doping etkisi yarattı. Havalar düzeldi. Bunun üstüne okullar tatil oluyor. Bir de bunun üstüne bu 9 günlük bayram işte turizmcilerin ve seyahat edenlerin bayram ettiği bir döneme doğru gidiyoruz. İnşallah çok ciddi bir yoğunlukta hareket bekliyoruz. Peki en fazla hangi bölgelere talep yoğun? Ege bölgesi öncelikli olmak üzere Akdeniz bölgesi de ikinci sırada. Ondan sonra ilgi gören ürünler kültür gezileri yani Kapadokya, Karadeniz, Gap bölgesi bu bölgelere de ciddi bir talep var. Tatilin ortalama faturası ise 2500 lira günlük kişi başı hesaplarsak işte normalde 5000 lira günlükten hesaplasak 35-40 bin liradan başlayıp yukarıya doğru çıkabilir. Bu 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız artarak devam edebilir. Ancak küçük bir uyarı, özellikle rezervasyonların yoğun olarak yapıldığı bu dönemler dolandırıcıların da harekete geçtiği dönemler oluyor. O nedenle dikkatli olunmasında fayda var. Rezervasyon yaptıracak vatandaşlarımız seyahat acentasının veya rezervasyon yaptıkları platformda dijital doğrulama sistemini ayıracaklar. Seyahat acentaları birliği TÜRSAB'ın dijital doğrulama sistemi var. Buna tıkladığınız zaman direkt Seyahat Acentaları Birliği'nin sitesine gidersiniz. Orada yasa olup olmadığı, sahibi kimdir, bütün bilgileri bu sitede bulabilirsiniz. Eğer burada dijital doğrulama sistemi yoksa o sitenin sahte site olması olasılığı çok yüksektir.